Çift TV izleyicileri, bugün yine Antalya Fuarı'nda ikinci programımızda sizlerle birlikteyiz. Tahir Hocam yanımda, sorularımızla birlikte sizlere cevap vermeye çalışacağız. Evet. Merhabalar Tahir Hocam. Merhabalar. Efendim, sorular çoktu ve cevaplar da uzun sürdü. Bir bölümde bitiremedik. Evet. Bir bölüm daha yapacağız. Bu bölümde de dilerim faydalı bilgiler aktarmış olacağız. Umarım hocam. Öncelikle tabii hem Çiftçi TV'ye hem soruları soranlara hem size teşekkür ediyoruz. Çünkü soruları sormuş olmakla bizlere bir yön vermiş oluyor olay. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Tamam hocam. Rasyonumda kaba yem ve kesif yem oranlarım ne olmalıdır? Evet. Şimdi bu konu çok yuvarlak. Soru da biraz yuvarlak sorulmuş. Şimdi rasyon var kime? Evet. Kime? Mesela gebe ineğe mi? Kuru dönemdeki sağmal ineğe mi? Düveye mi? Besi hayvanına mı? Şimdi kaba kesif yem oranı çok önemli. Daha önceki programımızda anlatmıştık. İnekler denge ararlar. Dengeli bir rasyon yapmamız lazım. Kaba yemi eğer belli bir miktarda vermezsek asidoz oluyor. Hı hı. Ama bu arada hayvanın da enerjiye ihtiyacı var. Enerji işte nereden gelir? Mısırdan. Ver o zaman mısırı, geçsin gitsin. Olmuyor. İnek bu. Yani hep mısır, arpa, yulaf gibi daneli bir şey verirseniz, kaba yeminiz de az olursa hayvanlar asidoz oluyor. Evet. Onun için biz ne yapacağız? İneğin ağzına göre ve bilhassa da faydalı bakterilerin canına göre davranacağız. Faydalı bakteriler ne seviyorsa onları vereceğiz. Burada yem formüllerine geçmeden önce temel bir şey söyleyelim. Temel, bir tane ana temel var. Her türlü değişiklik faydalı bakterileri gücendirir. Faydalı bakterileri gücendirmeyelim ki onlar son derece güzel işlerini yapabilsinler. Bu faydalı bakterilerden biraz bahsetmek isterim. Başka bir programımızda da daha çok bahsedeceğiz. Faydalı bakteriler 21 tane ayrı aileden oluşuyor. İşkembenin içerisinde 21 ayrı aileden faydalı bakteriler var. Bu 21 ayrı ailenin de hepsinin ayrı görevleri var. Kimisinin görevi nişasta sindirmek, kimisinin görevi proteinleri sindirmek, kimisinin görevi de selülozu sindirmek. Şimdi selülozu, proteini, işte şeyleri yapan aileler, yani bir aile değil de aileler var. Ve bunlar öyle bir çalışma sistemiyle çalışıyorlar ki bir aile bir yere kadar getiriyor, öteki aileye devrediyor işi. İş devrede de gidiyor. Yani basitçe anlatayım, bir inşaat düşünün. İnşaatta işte bir duvar yapıyorsunuz. Önce birisi duvarı, tuğlasını örüyor, gidiyor. Sonra öteki giriyor, sıvasını yapıyor, o ona devrediyor. En son öteki badanasını yapıyor, o ona devrediyor. Yani iş böyle devrede de gidiyor, hepsinin görevi var. Ve bunların kimisi aside dayanıklı, kimisi aside dayanıksız, kimisi alıyor asit üretiyor, kimisi o asidi başka bir şekle çeviriyor ve uçucu yağ asitleri haline getiriyor. Uçucu yağ asidi haline getirdikten sonra da oradan biz süt, et ve tereyağı elde ediyoruz. Evet. Her şey işkembede oluyor yani. Her şey işkembede oluyor. Onun için işkembeye doğru bakacağız. İşkembeye doğru bakmanın yolu da faydalı bakterileri gücendirmemek. Bir de infüzorya dediğimiz bir grup protozoa hayvan var. Onlar da ve mikroptan az daha büyük. O infüzoryalar da içeride çalışıyorlar işkembede. Onların birçok olay var ama esas işleri sindirimi şeyden selülozdan yapmak. Yani selülozu sindirmek, öyle diyelim. Sindirimin selüloz kısmını üstlenmiş onlar. Bunların faaliyetlerini anlatmak için bir rakam vereyim size. Şimdi bir işkembe düşünün, böyle neredeyse 100 kiloluk bir şey olabilir ya. Öyle kocaman bir şey, büyük bir hayvan düşünün. 100 kiloluk bir hayvanın 100 kiloluk bir içeriğin içerisinde 10 ila 50 milyar mikroorganizma 1 mililitrede mevcut. 10 ila 50 milyar faydalı mikroorganizma 1 mililitrede mevcut. Siz artık yapın hesabını. O infüzoryalardan da 1 milyar
bakteri, yani protozoa 1 mililitrede mevcut. Ve bunlar iki şey istiyorlar. Bir, belli bir pH derecesi istiyorlar. Bir de havasız ortam istiyorlar. Hava istemiyorlar. Biz havadan nasıl hoşlanıyorsak, onlar, faydalı bakteriler de havadan o kadar hoşlanmıyorlar. Evet. Şimdi bu bilgiyi verelim de ondan sonra yemlemeye geçelim. Yemlemenin esasında bu bilgi var. Şimdi gelelim rasyona. En basiti besi hayvanının rasyonu. Çünkü besi hayvanından biz et bekliyoruz. Süt beklemiyoruz. Ona göre besleyeceğiz. Besi hayvanını aldık besiye. Hiç daha önce besi görmemiş bir hayvan ya da yoldan geldi. Ona yoldan geldiğinde %40 daneli yem, yani fabrika yemi de olabilir, biz kendimiz de yapabiliriz. Kesif yem diyoruz. Genelde yoğun yem mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Kesif yoğun yem diyoruz kesif yem. Genel şimdi olarak. Şimdi bu kesif yemi koyduk %40. %60 da kaba yem koyduk. Kaba yemi. Kaba yem ne olabilir? Süt hayvanı gibi değil besi hayvanı. Besi hayvanı da kaba yem asidoz yapmayacak herhangi bir şekilde ot veyahut saman olabilir. Ama süt hayvanında öyle demeyeceğiz. Süt hayvanı başka. Hı hı. Koyduk. Şimdi 10 gün 15 gün sonra hemen 50 el yapacağız bunu. Yani 40-60'tı ya, 50 el yapacağız. Sonra bu sefer kesif kısmı yükselteceğiz. 60'a 40 oldu. Şimdi 70'e 30. 15'er gün arayla, 10'ar gün arayla alıştıra. Böyle alıştıra. Faydalı bakterileri alıştırarak ve benim önerim besi hayvanlarında 80'e 20'ye gelelim ve duralım. Amerika'da 85'e 15 de yaparlar ama 85-15 tehlikeli, 80'e 20 yapalım, orada duralım. Ta şeye kadar, kesime kadar. Bu oranı muhafaza edelim. Oran aynı kalsın. Ha tabii hayvanın cüssesi büyüyünce biraz daha koyacağız tabii. Yemin ama miktarı artacak ama oranı aynı kalacak. 80'e 20. Bu şekilde kesim gününe kadar bu şekilde besleyebiliriz. Böyle bir basittir bu konu. Yani süt hayvanı olmadığı için. Gelelim süt hayvanına. Şimdi süt hayvanındaki olay daima 50-50'dir. Yani pratiği budur. 50-50'dir. Yani %50'si kesif kısım, %50'si kaba kısım. Ama burada kaba kısım çok önemli. Kaba yem çok önemli. Burada saman 1 kiloya geçmesin. Yani hatta belki yarım kilo. Hı hı. Kaliteli otunuz olacak. Yoncanız olacak. Sağmalsa. Yonca, kaliteli ot. Efendim silaj olacak. Bakın. Besi sığırında illa bunlar olsun demedim değil mi? Ama şimdi diyorum. Neden? Burada sağıyoruz. Süt bekliyoruz. Burada. Yani burada süt bekliyoruz. Burada süt beklediğimiz için buradaki elde etmek istediğimiz uçucu yağ asitleri farklı. Daha değişik uçucu yağ asitleri elde etmek istediğimiz için burada inatla ne diyoruz? Yonca olsun diyoruz. Evet. Sağlığın için. Bu yanda ne diyoruz? Silaj olsun diyoruz. Silaj da şöyle kaliteli olsun diyoruz. Yonca da böyle güzel olsun diyoruz. Yani demek ki süt hayvancılığı beslemek biraz daha bilim ve sanatla ilgili. Daha yani ben özenli, öyle diyorum. Evet. Hayvan beslemek inanın hem bilimdir hem bir sanattır. Çünkü bunların hem selülozunu yok etmeyeceksiniz. Selülozunu yok etmek ne? Şimdi onu da anlatmak isterim. Ve hep hatalar bunlar. Şimdi selülozla ilgili büyük hata yapıyoruz bazen. Bu yem karma makineleri var ya, hem böyle bıçakları var onların böyle. Şimdi o bıçakları çok çalıştırırsanız, onlar vır vır çalışınca yemi çok inceltir. Yani kaba tarafını da çok inceltir. Kaba tarafını çok inceltirseniz işkembe ondan hoşlanmaz. İşkembe böyle pamuk gibi, ipek gibi yemden hoşlanmaz. Tanelerini görmek ister ve vurmak ister. Yani cidarına yani şeyin etrafındaki şeye vurmak ister. İşkembe darbeyle çalışır. Böyle kaşımayla çalışır. Darbe vurmakla çalışır. Yani fiziksel olarak bir uyarım ister işkembe. Çok ince yem bunu yapmaz. Un haline getirilmiş yemler bunu yapmaz. Onun için işkembede mümkün olduğu kadar un haline getirilmiş her şeyden kaçalım. Koyacaksak da miktar olarak cüzi koyalım. Az koyalım. Kabaca olsun şöyle görelim yani. Şimdi bunu böyle yaptık. Hayvanlar ondan sonra bunu sindirmeye alıştı. Ve alışkın olduğu yemi de lüzumlu lüzumsuz değiştirmeyelim.
faydalı bakterilerin kafasını ölmez karıştırmayalım. Çünkü bunu çok görüyorum. Şimdi birisi geliyor, bir yeme alışmış hayvan. Diyor ki işte çuval kaça diyor, 50 lira. Ben de diyor 48 lira diyor. Hop yem değişiyor. Yem değişti mi işkembedeki faydalı bakteriler afallar. Ve strese girer hayvan. Bu afallama tahminen 2 hafta sürer en az. En az 2 hafta sürer. Belki onun proteini de, onun enerjisi de ötekiyle eşdeğerdir. Hatta yeni verdiğiniz belki daha bile iyidir. Olsun. İşkembe ona adapte olana kadar 2 hafta, kafası karışır. Ha, onları, bunları söylüyorum böyle şeylerle. Oradan bir 1 lira 2 lira kar edeceğim derken buradan hayvanın stresine sebep oluyoruz. Yani böyle şeyler yapmayalım. Böyle şeyler. Onun için şurada genel bir şey söyleyeyim. Çok genel. Bir hayvan beslemenin temeli şudur. Kesif kısım. Kesif kısım. %50. Kaba kısım %50. Süt ineği. Hı hı. Kaba kısım işte ot, yonca, silaj, çok az saman. Çok az saman. Yarım kilo, bir kilo. Kesif kısım. Eğer kesif kısımda Amerikalı olsaydı %70 buğday mısır koyacaktı. %30 da soya fasulyesi koyacaktı. Mineral vitamin karışımı da katı verecekti. Oldu size kesif yer. Bakın ne kadar basit değil mi kesif yer? Buna benzer yapacaksınız. Ha? Mısır değil. Tamam ne daha ne var varsa. Mesela mısırınız yok veya çok az. O zaman %70 mısırı değil de %30 mısır, %40 da arpa mesela. Veyahut o da yok. %30 mısır, %30 arpa, %10 yulaf. Yulaf. Daneli. Bu tarafta ne? Bu tarafta da soya fasulye küspesi. Yok kardeşim soya fasulye küspesi. O zaman ne kullanacağız? Pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği küspesi. Ama soya fasulye küspesinin miktarını tutmaz. Yani ondaki yüzde oranı soya fasulye küspesinde çok daha yüksek. Evet. Ayçiçeği küspesinde, mısır, pamuk tohumu küspesinde daha düşük. Bunları bilerek onun yerine onu koyacağız. Oranlı. İkame edeceğiz. Yani onun yerine onu vereceğiz. O zaman işte sizin rasyonunuz oluşuyor. İşte rasyon bu. Bundan da alacaksın %50, bundan da alacaksın %50, tamam oldu sizin yeminiz. Süt sığırcılığında laktasyondaki hayvanlar için. Kurudaki hayvanlar için böyle değil. Kurudaki hayvan bol ot. Aklınıza gelen yonca dışında her ot ama bol. Bol derken şunu kastediyorum. Et libitum. Et libitumu artık duymuşlardır herhalde. Evet. Yiyebildiğince, tüketebildiğince serbestçe demek. Bizde bu yerleşmedi bakın. Bu konuda çok yanlışta, hala yanlışta devam ediyoruz. Bir ineğin yaşamını bileceğiz ve yaşamına göre davranacağız. Besleme yapacağız. İnek bizim gibi düşünmez, biz inek gibi düşünmeye çalışacağız. Biz inek gibi düşünmeye çalışacağız. İneği kendi düşüncemize adapte etmeye çalışmayacağız. Biz inek gibi düşüneceğiz. Biz inek gibi düşünemediğimiz için sürekli yanlış yapıyoruz. Şimdi ineği aldınız. Çayıra saldınız. Değil mi? İneği ahıra kapayan kim? Biziz. İneği ahıra kapayan biziz. Ama ineğin hayatı o değil. İneği diyelim saldınız çayıra. Ne yapıyor? Gidiyor yemiyor. Geliyor geviş getiriyor. Biraz daha yemiş getirdikten sonra tekrar karnı acıkıyor. Gene gidiyor, yemiyor. Gene aynı olay ahırın içinde olacak. Gidecek, yemeyecek. Gelecek, geviş getirecek. Gene gidecek, yemeyecek. Gelecek, geviş getirecek. Kendi arzusuyla. Bu arada susadıysa su içecek. Su içecek. İneğin hayatı basittir değil mi? Dört işlem yapar. İnek yem yer, su içer, sağıma gider, yatar, geviş getirir. En çok yaşadığı olayda yatıp geviş getirmektir. Büyük bir oranda yatıp geviş getirmesi lazım. Bu arada efendim kızgınlık gösterirse, gebe değilse bir de 21 günde bir hareket eder, atlar, zıplar falan filan. İneğin hayatı budur. Yani 4 işlem, gebe değilse 5 işlem. Buna göre yaşayacak inek. Siz şimdi ineği aldınız, bir yere kıstırdınız, hatta boynundan bağladınız ve sabahleyin bir yem verdiniz, akşam bir yem verdiniz. Ve arada da boş geçti, boş yemli. Bu çiftlik kar etmez. Bu çiftlik ineğe göre değil. İneğe göre değil. İneğin kafasına göre. Bize yabancı çok uzman gelir ve
bize her zaman söylerler. Türkiye'de ne gördün de, deyince sizde inek kafası yok, inek zekası yok derler. İnsan zekasıyla inekleri yütmeye çalışıyoruz. İnsan zekasıyla inekçilik olmuyor. İneğin zekasına göre yapacaksınız. İneğin davranış bilimine göre yapacaksınız. Bunları hep anlatıyorum ben size. Televizyonda anlatıyorum, yazılar yazıyorum. Ondan sonra şimdi minik minik spotlar çekmeye başladım. Bir dakikalık spotlar çekmeye başladım. Baktım bizim vaktimiz 45 dakikalık vakitler uzun geliyor. Dinlemiyorlar. Böyle bir dakikalık spotlar vurucu. Spotlar yapmaya çalışıyorum. Ha, yani hiç olmazsa bir dakika insaf yani dinlesin insanlar bizi. Onun için inek zekasıyla çalışacağız. Şimdi kuru döneme geldik. Kuru döneme geldiğimizde rasyon nasıl olacak? Etli bir tüm ot. Önünde bütün sürekli gün ot bulunacak. Kalktı, yemliğe gitti, ot bulacak, yiyecek. İstediği kadar yiyecek. Zaten çok yiyemiyor. Çünkü işkembe kendi biraz büyüdü, kenara kıstırılmış. Bu taraftan rahim kocaman olmuş. Yiyemiyor, hacim daralmış. Ne yapıyor? İşte büyük bir inek 12 kilo, 13 kilo ot tüketebilir o dönemde. Daha fazla isteseniz de tüketmez. Burada biz 1 kilo da saman öneriyoruz. Ben öneriyorum burada. 1 kilo, biz dedim pek başkaları böyle değildir. Samanı buradan gıda maddesi gelsin diye önermiyorum. Sadece işkembeyi dürtsün, tırmalasın, kazısın diye öneriyorum. Uyarsın. Yani uyarsın diye. Çünkü bu bir mekanik uyarım ister. Onu da yaptık. 1 kiloda bu dönemde kuru dönemde 1 kiloda doğumdan sonra ne yiyecekse o yemi görmesini istiyorum. Yani doğumdan sonra ne yiyecek? Süt yemeyecek. Atıyorum %18 proteinini süt yemi vereceğim. Ben doğumdan sonra. Orada da vereceğim 1 kilo ama. Evet. Bakın doğumdan sonra tabii çok vereceksiniz. 6 kilo 7 kilo tipine göre ne diyorsa o. Ama şimdi 1 kilo vereceğiz. Niye biliyor musunuz? İşkembedeki faydalı bakteriler onlarla tanışsın ve unutmasın diye. Evet. Unutmasın. Aa böyle bir şey vardı deyip doğumdan sonra ondan çok vereceksiniz ya. Onu şeklen unutmasın. Ha ben bunu tanıyorum desin. Onu bir unutturmayacaksınız ona. Burada en önemli konu da yem katkılarıdır. Sağmal dönemdeki yem katkılarıyla kuru dönemdeki yem katkıları farklı olmalı. Sağmal yani laktasyon dönemindeki yem katkılarını kuru dönemde vermeyeceksiniz. Hı hı. Bir yem katkısı var elinizde, onu bellemişsiniz, 365 gün veriyorsunuz. Bu yanlış. Evet. Bu yanlış. Sağmal dönemin yem katkı maddesi başka olacak. Kuru dönemin yem katkı maddesi başka olacak. Kuru dönemde biraz mesela kalsiyumu azaltıyoruz biz ama bu arada bazı iz mineralleri arttırıyoruz. Artıyor. Mesela işte selenyum, çinko, mangan, demir, şu bu falan onları arttırıyoruz. 7 tanedir bunlar. 7 tane iz mineralleri arttırıyoruz. Bunların doğumda, doğum sonrasında, son atılamamasında, tekrar gebe kalmasında çok, çok büyük faydası var. O iz mineral nedir? Minicik dozda çok büyük fayda yapan mineraldir. Çok küçük dozda verirsiniz ama çok büyük fayda sağlarsınız. Onu eğer gözetmezsek doğumdan sonra ya süte yani sütte yükselme geç oluyor ya sütün yağında azalma oluyor veyahut da bu taraftan döl tutma gecikiyor. Biz döl tutturmak zorundayız doğumdan sonra işte 70 gün sonra, 80 gün sonra, 90 gün sonra. Bunun üst rakamını her zaman söylüyorum. Evet. Çok mu sık söylüyorum diye kendi kendime düşünüyorum. Sonra da diyorum ki Tahir daha çok sık söylemelisin diye. 120 gün son gündür. 120 günden sonra gebe kalmayan her hayvan zarar yazar. Zarar yazar. Biz zararı hep süt yem paritesinde görürüz ama zararın çoğu da buradadır. Oraya bakmadığımız için orayı görmüyoruz. Oradaki kayıpları görmeyiz. Sadece süt yem paritesinde takılır kalırız. Yani süt ucuz, yem pahalı, süt ucuz, yem pahalı. E bu konuda birlikler, ne bileyim işte hayvan kooperatifleri, bunlar çalışsınlar. Bırakın onlar işlerini yapsınlar. Onların işi. Bir şahıs ya kendi gemisini yürütecek ya yürütemeyecek şahıs. Şahısların bu kabı doldurması için kabın üstündeki delikleri tıkaması lazım. Yoksa bu dolmaz. Bunu doldurmanın yolu delikli olmamasıdır. Delikler varken koca koca delikler bu kap dolmuyor.
İşte sütçülük böyle bir şey. Doğru yapacağız her şeyi. Kuru dönemi de doğru yapacağız, sağmal dönemi de doğru yapacağız. Bir de barınaklarla alakalı bir problem gelmiş hocam. Büyükbaş barınaklarımızda dikkat edilmesi gereken hususlarımız nelerdir? Bunu önceki programlarımızda da bahsetmiştik biraz, sürü yönetimi. Şimdi bu konuda birlikte. Bu konuda çok söyleyecek şey var. Ben barınaklarla ilgili çok geniş de bilgi aldım, yanıma geldim. Bunları isteyene de gönderirim ama tamam. Ben burada bir önerim var. Bizi dinleyenlere öneriyorum. Böyle bilgilerle barınak yapmasınlar. Biz, ben şahsi olarak hepsine yardıma hazırım. Versinler bize çaplarını, çap derler yani. Böyle kağıdımızda bir çapı olur. Çaplarını, yönlerini bize versinler, biz kendilerine yardımcı olalım. Sebebi bu bilgilerle bir dam yapmasınlar. Bu bilgilerle yapılan dam doğru olmayacaktır. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, bu işin bir çizimi var. Biz yardımcı olmaya hazırız çünkü Türkiye'de yapılan damların hiçbirini beğenmiyorum. Bu kadar da kesin söylüyorum. Hiçbirini beğenmiyorum, bu kadar da kesin söylüyorum. Bir kere süt sığırcılığında kesinlikle duvar olmayacak. Besi sığırcılığında ne duvar ne dam ne çatı olacak. Hiçbir şey olmayacak. Belki küçük bir sundurma. Belki. Hı hı. Amerikalılar olsa hiç yapmaz da. Hani gönlümüz olsun. Bir küçük sundurma yapabiliriz. Bizim çünkü yapıyoruz işte yüzbaş besi yeri. Ya ne olacak, biraz sundurma yapabiliriz. Amerikalılar yapmaz. Yapmıyor. Ve o hayvanın, o hayvan sahibinin 200 bin hayvanı var. Acımıyor. Biz 100 hayvanımız var, ölüyor zaman Allah'ım üşecek diye. Ve dünyanın en soğuk ülkesi biziz. En rüzgarlı ülkesi biziz. Onlarda soğuk yok, hep bizde var. Onlarda rüzgar yok, hep bizde var. Böyle bir şey değil. Şimdi bir kere duvar, yarım duvar dahi konuşuyor. Kesinlikle olmayacak duvar. Duvarı unutalım. Perde. Neden? Çünkü gerekirse indiririz, gerekirse kaldırırız. Duvar öyle mi? Duvarı koydun mu daha kale gibi duruyor orada. Onun için perde. Şu perde sistemini kuralım ve şu duvarlara artık önem vermeyelim. Duvar yok. Ve hatta ben kanaatim, mevcut duvarları da yıkalım. Şimdi bizim insanımıza duvarı yık dersen evini başına yık demek kadar kötüdür yani, öyle gelir ona. Öyle değil. Duvarı yıkacağız. Duvarlar bizim hiç faydamıza değil. Hayvanın faydasına değil, evet. Ve hayvanın istediği de değil. Yani hayvan Allah aşkına duvar yap demiyor. Biz yapıyoruz. Ve biz kendi kafamıza göre yapıyoruz. Biz üşüdüğümüzde hayvanın üşüdüğünü düşünüyoruz. Zannediyoruz. Ama onun sırtında ne kadar kalın bir kürk olduğunu ve işkembesinin de nasıl bir kalorifer kazanı olduğunu bilmiyoruz. Evet. Hem kürkü var hem kaloriferi var. Ve yazın vazgeçemiyor. O ne kürkünden vazgeçiyor ne kaloriferinden vazgeçiyor. Biz yazın serin hava istiyoruz, klima açıyoruz, kısa kollu giyiyoruz, ceketleri çıkarıyoruz. Oncağız yapamıyor. Ama illaki biz ona bir duvar yapacağız. Şu sığırları şu duvarlardan kurtaralım. Yine söylüyorum, bunu belki bininci kez söylemişimdir yani. Yine duvar, yine duvar. Ben çok söyledim diye duvarlar yarıya indi. Ama yarım duvar da değil. Tam olarak duvarları yok edeceğiz. Perdeler koyacağız kışın çok soğuk günlerde. Hatta kışın mesela bugün hava çok güzel. Perde var. Ama diyelim ki hava da güzel. Yine indireceğiz perdeleri, bir açılacak şöyle. Bir şöyle bir hava alacak. Gece hava soğuyunca tekrar geri çekeceğiz. Ve artık bunu Amerika insan eline bırakmadı. Her şeyi kontrol paneline bağladı. Bütün veriler kontrol panelinde. İnsan ihmal edebilir, insan unutabilir, insan başka işe dalabilir. Ama makine unutmuyor, perdeleri indiriyor, kaldırıyor. Pervaneleri çalıştırıyor, duşları çalıştırıyor. Ondan sonra makine yapıyor her şeyi. Neden? Çünkü makineye söylediğini unutmaz. İnsanoğlu unutkandır, ihmalkardır. Ve unutma, ihmal her zaman bize zarar getirmiştir. Bunu biliyoruz. Evet. Bunu biliyoruz. Onun için arkadaşlara verebilecek çok bilgimiz var. Yanımda da getirdim ama onların söylemek istedikleri o değil. O diyor ki mesela işte diyor ne kadar yer ayırayım. Bir kere hayvan başına ayrılacak yerleri biz çok kısıtlı tutuyoruz.
bana mesela sorulan sorular var. Çok küçük bir araziye ne kadar hayvan sıkıştırmaya çalışıyor. Hayvanların sıkıştırdığınız sürece strese sokmuş olursunuz. Evet. Ne kadar hayvanları sıkıştırırsanız o kadar strese sokmuş olursunuz. Hayvanlara geniş yerler ayıracaksınız. Geniş mesafeler ayıracaksınız. Bu hayvanlar öyle dar yerlerde sıkış tepiş olmaz. Hele hele onlar unutuyorlar. Kuru dönemdeki hayvanlara ise daha geniş daha yer ayıracaksınız. Geniş yer olması tabii gerek. Hamile inektir. Genişlemiştir, kocamandır. İçinde bir yavru taşımaktadır. Gün be gün ağırlaşmaktadır. Evet. O hayvana daha refah sağlamamız lazım. Daha çok refah sağlamamız lazım. Daha geniş yer ayırmamız lazım. Her zaman söylüyorum. Fizibilitenizde veya projenizde 10 başlık bir kuru dönem hayvanına yer ayırmışsanız bırakın oraya 8 koyun. Bizde nasıldır biliyor musunuz? 10 başlık ayırmışlardır 15 koymaya koyarız. Yani sıkış tepiş. Bu hayvan doğum sonrası başa dert getirir. Stres içerisindeki bir hayvan o stresini size taşır ve size yumruk gibi vurur. Farkında olmazsınız. Neden hasta oldu diye de düşünürsünüz. Acaba neden hasta oldu diye de düşünürsünüz. Biz yaratıyoruz bu hastalıkları. Bu yanlışlar yaratıyor bu hastalıkları. Onun için doğru barınak istiyorlarsa biz 10 başa da 100 başa da 10 bin başa da proje gönderebiliriz. Bir de çatı aralığında. Bu çatı aralıkları şu şekilde olsun. Hı hı. 60 santim açık olsun. 60 santim açık olsun. Üstüne şapka, fener çatı istemiyoruz. Olmasın. Ha, yapıyorlar görüyorum. Mesela 1 metre açıklık yapıp şapka yapan da var. Ama öyle yapmasınlar. 60 santim açık yapsınlar, şapka yapmasınlar. Şapka abi işte yağmur yağar, sel basar. Doğru yaparsanız ne sel basar ne hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yapılanlar var. Defalarca gittik gördük. Hiçbir sel falan da basmıyor. Hı hı. O yem yolunda böyle ince bir çizgi oluşuyor. İnce bir çizgi. Ama siz ağır yem yolunu böyle yaparsanız buraya gelen damla buraya, buraya gelen damla da buraya düşer. O zaman yemlikler ıslanır. Düz yapacaksınız kardeşim. Sırt vermeyeceksiniz yani. Şöyle bir bel yapmayacaksınız. Düz yapacaksınız. Düz yapınca ne olacak? Burada sadece kalacak bu su. İnce bir çizgi halinde su olur. 4 gün, 5 gün yağmur yağan yerlerde dahi üst üste hiç bitmeden şarıl şarıl yağmur yağan yerlerde dahi incecik bir su çizgisi dışında hiçbir şey görmezsiniz. Ama aman efendim batar, yandık. Her taraf su olur, sel basar falan. Ya gördün mü güzel mi bastı? Yani öyle şey olmaz. Yeter ki doğru yapın. Biz hepsini biliyoruz ve anlatabiliyoruz bunları anlatıyoruz. Şimdi ne dedik? Çatı açıklığı olacak. Evet. Duvar. Şimdi bakın soruda ne var? Soru ne diyor bakın yani işin tuhafına bakın. Pencere miktarı ve pencere ölçüsü soruyor. Biz duvar olmasın duvar diyoruz o pencere. Duvar istemiyoruz zaten. Yani düşünün biz duvar olmasın diyoruz. Soru pencere soruyor. Hayvan hareketleri, hayvan refah içinde hareket edebilmeli. Ve hayvan yemliğe, suluğa en yakın şekilde gidebilmeli. Yemliğe de, suluğa da. Şey uzaksa, sağım bölümü, yani diyelim sağım bölümü uzak. O sağım yoluna da mat koyacağız. Yani şey, ne diyorlar? Kauçuk, yatak koyacağız. Sağım yoluna giderken ayakları yorulmasın diye. Ayakları yorulmasın diye. Hatta yemlik önüne arka ayakların hizasına gelecek şekilde mat yani koyacağız. Ve arka ayaklar rahat edecek. Neden? Çünkü vücudun ağırlık merkezi arkaya kaymıştır çoğunlukla. Ve hayvan uzun süre yemlik önünde durduğunda yorulmasın. Ayaklarına kara sular inmesin. Ve hatta uzun süre yemlik önünde durduğunda 20 dakika değil de 21 dakika, 22 dakika, 23 dakika kalsın. Çünkü inekler genelde yemlik önünde ortalama 20 dakika kalıyorlar, gidip yatıyorlar tekrar. Biz istiyoruz ki bir lokma fazla yesin. Halk sanıyor ki o bir lokma fazla yerse yem maliyeti artar. Yem maliyeti artmaz. Size o süt olarak geri döner. Hayvan ne verirseniz karşılığını veren bir yaratık. Evet. Hayvana ne verirseniz karşılığını alırsınız. Ne vermezseniz de başınız derde girer. Bir şeyi kaçırın önünden
vitamini, minerali, proteini, enerjiyi kaliteli kaba yemi önünden kaçırın, onun cezası vardır. Önünden kaçırdığınız sütte her şey belli olur, kendinden belli olur, yavrudan vardır. Belli olur. Tabii hasta olur. Yavrusu geç olur. Geç döl tutar, sütü azalır ve dahi sonunda hasta olur, geçer gider. Ve oradan kaçırılan, önünden kaçırılan her şey, vitamin, mineral, enerji, protein, kaba yem, kalite kaba yem, hepsi kaçırdığınız önünden, miktar olarak ve kalite olarak kaçırdığınız, onun kaçırdığınız miktardan fazlası mutlaka veteriner masrafı, ilaç masrafı, serum masrafı, bilmem ne masrafı olarak size gelir. O onun intikamını sizden alır. Bunu hep söylüyorum ama hiç baş edemiyorum. Şimdi kriz dönemlerinde bu önünden mal kaçırma çok fazla. Bunu yapmayalım. İnekçilikte bu bize hayır getiren iş değildir. Bunu yapmayalım. Onun için şu konuya nereden geldik de nereye kadar uzadık. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz duvar yok diyoruz ve pencere soruluyor. Pencere soruluyor. Ya duvar yok ki ne penceresi? Yapmayın böyle bir şey. Yani tamam, devam edebiliriz. Devam edelim hocam. Altlık manejmanını sormuşlar ineklerde. Şimdi bakın, altlık bizde masraf görülen bir şey. Yani kauçuk yataklar var biliyorsunuz. Bunlar son yıllarda işte icat oldu. Türkiye'ye yurt dışından geldikten sonra Türkiye'de de çok daha değişikleri yapılıp gidiyor. İşte kauçuk yatak koyuyoruz. Bunlar da yeterince yumuşak değil hayvan için. Kauçuk yatak da yeterince yumuşak değil. Şimdi bir kauçuk yatak bulun şurada mesela. Ve siz diyelim ki ben 80 kiloyuz, 100 kiloyuz, 90 kiloyuz. Bir dizlerimizi vurup yatalım bakalım. Bir dizlerimizi vurup yatalım. Bir görün. Canınız yanar mı? Yanar. Yanar, yanar. İnek de 500 kilo, 600 kilo, 700 kilo. Onu düşünün bir de. Daha fazla canı yanar. Evet. Böyle olması öyle büyük tehlikedir ki. İnekler sık sık yemliğe, sık sık suluğa gitmek zorunda kalırlar. Ve canı acıdığından bunu geciktirirler sonra. Daha az yemliğe giderler, daha suluğa giderler. Her seferinde. Tabii canı yanacak. Ha. Ya seferinde. Şimdi ben buradan kalkacağım böyle dizimin üstüne, böyle yaylanacağım, şöyle kalkacağım. Ya kafama bir demir vuracak, ya dizim ağrıyacak. Lanet olsun, biraz sonra giderim. Gitmiyor. Gitti, ya artık dayanamadı, susadı veya aç kaldı, gitti. Kalk, yine kalktı, bir zahmet gitti, yem yedi, su içti falan. Geldi, şimdi o ağırlıkla dizlerini vurup yatacak değil mi? Dirseklerini şöyle değil mi? Tak diye vuracak. Yatacak, yine canı yandı. Ay lanet olsun ya, bir daha geç gideyim. Onun için sık sık yemli ekmek ve sık sık sulu ekmekten erinirse inek daha az yem yer, daha az su içer, daha az süt verir, daha az vitamin alır, daha az mineral alır, daha az protein alır, daha az gıda alır. Evet. Yani öyle mi? Evet. Yani bunu inek zekasıyla düşüneceğiz, inek bakışıyla düşüneceğiz, kendi bakışımızla değil. Şimdi tabii o kauçuk yataklar icat oldu, bir derece iyi olduk, bir derece. Yeterince iyi olmadık. Neden? Çünkü onlar da ineğin istediği kadar değil. İneğe şimdi su yatağı yapan var, döşek yapan var. Amerika'da çok su yatağı var şimdi ineklerin altında. Döşekler var böyle. O kauçukların daha yumuşakları, döşek. Onlar daha iyi. Fiyatı iki kat olabilir. Ama kuruluşta doğru bir yaklaşım olur. Ha, daha değişiği, daha iyisi ve Amerikalıların çok sevdiği kum. Kum. Evet, kum. Çok severler. Ve çok şeyler çıktı, yenilikler çıktı. Kumu hala terk etmezler ve kumu da överler. Yani hep met ederler kum, kum altı. Çünkü kum inorganiktir. Organik şeyler mikrop tutar ama inorganikler mikrop tutmaz. Evet. Ve Amerika'da şey yoktur genelde, sıyırıcı yoktur. Şimdi tabii kum bizde genelde sıyırıcıların ipini veya şeyini koparır diye düşünüyorlar. Veya işte zincirin neyse koparır diye düşünüyorlar. Onlar çok uzun ve büyük yapıda oldukları için genelde scraper dediğimiz sıyırıcı yoktur Amerikalılar. Kullanmazlar.
Çünkü ahır acayip uzun büyüklüktedir ve onun çelik halatı ya da şeyi zinciri o pek fazla dayanmaz. Onlar genelde küçük traktörlerin önünde koydukları şeylerle temizlerler, değil mi? Ya da önde ya da arkada bir şey vardı, onlarla sprey ederler, yani onlarla temizlerler. Ve o çok da iyidir. Her yerde de kullanılır o küçük traktörleri, miniciktir onlar bizim. Dır 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 her yere de girerler. Yemi de iterler, işte diskiyi de temizlerler falan. Onu ben de Türkiye'de öneriyorum, yani o küçük traktörleri daha çok kullanalım diye öneriyorum. Bunu da yaptık. Altlık olarak tabii sap, saman, yani ama o da değişmek zorunda. Evet. Yani o da değişmek zorunda, sap, saman. Bir de talaş. Şimdi talaşı çok beğenmiyoruz. Neden? Talaş konulan çiftliklerde, Amerika'da yapılan çalış,